İstiklal Harbi Şehitliği'nden programımızın açılışını yapıyoruz. Burada o kadar güzel, duygulu bir atmosfer var ki Konya'da inanılmaz güzellikler var. Bunları hep beraber seyredeceğiz. Konya'da İstiklal Harbi Şehitliği'ni ziyaret ediyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. İnsanın tüylerini diken diken eden görüntüler var. İşte burada kameraman arkadaşımız da gösterirse Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin listesi var. Sevgili seyirciler, burada çok güzel bir şekilde anlatılmış ecdadımızın ne gibi mücadelelerden geçtiklerini, neler yaptıklarını. Mesela burada Kurtuluş Savaşı'nda yardım toplamayı anlatılmış ki şu görüntü bile birçok şeyde mesaj veriyor. İşte çuvallar, insanların ellerinden gelen ne varsa yardımlarını bu şekilde ordumuza yardımlar yapılıyor ve bu yardımlarla bu topraklar kazanıldı. Bu şehitlerimizle, bu gazilerimizle bu vatan savunuldu. ...1922 yılından bir enstantane var. Tabi burada gazimizin bir bacağı kopmuş, eli sakat, yaralanmış. Elinde bastonuyla vatan topraklarına, köyüne, anasına, ecdadına kavuşuyor ama gerçekten büyük bir duygu yoğunluğu var. Evet değerli seyirciler, burada da savaş sonrası köyde yaşam anlatılmış. Tabii mimariye de dikkat ederseniz yavaş yavaş binaların standardı değişiyor. Tekrar yoktan var olmak mücadelesinde köyümüzün ciddi bir direnci var. Atatürk'ün bir anısını sizle paylaşmak istiyorum. Her soruya cevap veren Atatürk bu açıklama karşısında sessiz kalıyor. Bir yeri ziyaret ettiğinde soruyor, şu büyük bina kimin? Salomon'un. Şuradaki çiftlik kimin? Simon'un. Köyde veya o şehirdeki değişik böyle zengin varlıkların Atatürk sorduğu hep yabancıların olduğunu gördüğünde diyor ki, İhtiyar diyor, siz hiçbir iş yapmadınız mı? Hep başkaları yapmış, başkaları çalışmış burada dediğinde diyor ki ihtiyar, paşam biz bu memleketi kurtarmak için savaşmaktan başka hiçbir şey yapamadık ki diyor. Ve bu açıklama karşısında Atatürk sessiz kalıyor. Değerli seyirciler, Konya'da İstiklal Harbi Şehitliği'ni ziyaret ediyoruz. Burada yanımızda ziyaretçilerimiz de var. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Zuhal Çakmur. Günübirlik geldik. Sabah uçağıyla akşam dönüyoruz. Mevlana'yı, Şems-i Tebrizi'yi,
Burayı, şehitliği ziyaret ediyoruz. Çeşitli müzeleri gezdik. İşte günümüzü bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Evet. Sizi tanıyabiliriz. Ben de Merih Gürhani. Ben de Adana'dan geliyorum kardeşimle birlikte. Ziyaretlerimizi yaptık. Buraya geri döndük duyduğumuz an. Bir ziyaret edelim dedik. Ben de bir ay sonra askere gidecek bir erkek evladım var. İşte hepsine dua etmeye geldik, ziyaret etmeye geldik. Bir duygu yoğunluğu oluyor değil mi? Çok. Daha girerken oluyor tabii. Hepsi bizim evladımız. Bizler için canını vermiş evlatlarımız. Oluyor. Ya benim oğlum da 3 ay önce geldi askerden. Şu anda sizin bu duygusal atmosfer beni bile etkiledi. Tüylerim diken diken oldu. Bu vatan bize çok büyük mücadelelerle, büyük bedeller ödenerek emanet edilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aynı şekilde ben de yani annelik duygularımı bir yana atmak istiyorum. Ben de bir asker yetiştirmiş olmaktan gurur duyuyorum. Tarım dediğimiz zaman ilk akla gelen ilimiz Konya. Konya dediğimizde ise Hazreti Mevlana akıllara geliyor. Biz de Konya'daki çalışmalarımızı Mevlana'dan başlattık. Buranın ruhani havasını, ziyaretçileri ve bura hakkında bilgiler almak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Ben turistim, İran'dan gelmişim. İran. Türkçe biliyorsunuz. Sizin Türkçe'yi az biliyorum. Ben Azeri'yim, İran'a Türkiye'yim. 3 gündür gelmişim buradayım ve geldim şeyhin kabrini ziyaret edeyim. Nasıl bir hava var? Neler hissediyorsunuz? Bir miktar aşinalığım vardı Mevlana'yla ve çok söyledim ki gelem onun kabrini ziyaret ediyorum ve ayrı hava adam mesela burada tapır. Evet. Nasıl buldunuz Mevlana'yı? Buradaki havayı bize anlatır mısınız? Neler hissettiniz? Yani fevkalade mistik bir atmosfer. Temenni ettiğim, arzu ettiğim bir ortam. Biraz daha bakımlı olabilir. Bunu belki biraz ukalalık addedilebilir ama biraz daha bakımlı olunabilir. Tabii bütün dünyanın merak ettiği şeyler, cevabını bulmak istedikleri bir mekan olarak telakki ediyorum. Meraklarının cevabını bulmak istedikleri bir mekan olarak düşünüyorum. Konya'ya yakışır bir mekan.
Adım Sezgin Demirlek, Muğla Fethiye'den geliyoruz. Turizm işiyle uğraşıyoruz. Aslen buralıyız fakat 12-13 yıldan beridir Fethiye'de ikamet ediyoruz. O zaman siz bıraktınız. Fethiye'den misafirlerimiz var, evet. Onları da gezdirelim diyerekten getirdik. Dışarıdan gelip gittikçe de Mevlana dedemizi izliyoruz, evet, seyrediyoruz. Peki, Hazreti Mevlana'nın türbesi turizm yönden ruhani bir hava olduğu için çok istek alan bir yer. Siz ne düşünüyorsunuz burada? Gelen insanlar neler düşünüyor? Gelen insanlar tabii ki burada öncelikle huzur buluyor. Konya için turizm açısından olsun artı İslamiyet açısından olsun çok büyük bir önemli bir faktör. Sonuç itibariyle sizler de görüyorsunuz ki insanlar burada yaz kış özellikle Mevlana haftasında tıklım tıklım dolup taşıyorlar. Konyalı olmaktan ve Konya'da misafir ağırlamaktan mutluyuz. Atmosferi bize anlatır mısın? Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok hoş, çok güzel, iyi bir şey yani ortam. Ama yani bizlerden hariç en çok yabancılar gördüm burada yani. Değil mi? Dikkatimi çekti. Grup grup geliyorlar. Bak kaçıncı grup geçti şuradan. Ben çıkış yaptığından beri 3 grup girdi içeriye. Peki bunun sebebi nedir sizce? Onların daha çok ilgisini çektiği için herhalde. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Leyla Beşer. Siz neler hissediyorsunuz? Nasıl bir hava var burada? Çok hoşuma gitti, çok güzel. Gerçekten. İnsanın çok duygulandırdı dertleri, beni. Evet, evet. Çok güzel. İlk kez mi geliyorsunuz? İlk kez geliyoruz. Anladım. İnşallah devamlı ziyaret. İnşallah. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ankara'dan geliyorum. Burada çocuğum üniversitede okuduğu için onu ziyaret amaçlı geldim. Ama buraya ben 92'den beri devamlı ziyaret ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar da ziyareti aksatmıyorum, devamlı geliyorum. Peki buraya geldiğinizde neler hissediyorsunuz? İnsanlar, yani bir sürü turist geliyor, neler hissediyorlar? Şimdi ben şu kadarını söyleyeyim, Konya için söylüyorum. Konya bir kere maneviyatı kuvvetli olan bir ilimiz. Türkiye genelinde de bu şekilde biliniyor zaten. Bir de manevi değerlerin yüksek olduğu bir yer olarak değerlendiriyorum ben kendim şahsım adına. Diğer konularda da yani Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etmek bende büyük bir haz veriyor yani. Evet. Gayet hoş, güzel, dini duyguları yükselten, yücelten büyük bir üstadımız, büyüğümüz diye değerlendiriyorum. Gezmeye geldik, dolaştık, gördük, artık yavaş dönüyoruz. Evet. Nasıl buldunuz? Buradaki atmosfer nasıl? Çok güzel, çok güzel. Neler hissediyorsunuz? Ne hissedeceğiz işte, görüyorsun. Hissettiğim şeyleri. Çok mutluyuz. Tabii, tabii. Evet, anacığım sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben de Eskişehir'den geldim. Eşsiniz çok beğendim. Amcana. Evet, eşiyim. Nasıl atmosfer, hava, neler hissettiniz çok burada? Çok güzel, hani Eskişehir'den biraz sanki ılık gibi. Havası. Evet. Tabii. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Değerli Köy TV izleyicileri, üniversite öğrencileriyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Bekir Koç. Bekir Koç. Nereden geliyorsun Bekir? Aksaray. Orada mı okuyorsun? Sizi tanıyalım. Ben de Abdurrahman Dağlı. Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde okuyoruz. Neresin? Aslen Mardin. Adana'da yaşıyorum. Mardin. Mardin neresinden? Derik. Derik'ten, güzel. Derik'te ben geçen hafta oradaydım. Sizi tanıyalım. Murat Güler, Makine Mühendisliği. Memleket Bayburt, doğumlu İstanbul. Evet. Peki buranın havasını nasıl buldunuz? Burada nasıl bir atmosfer var? Abi tek kelimeyle mükemmel yani. Çok güzel bir yer bence. Zaten Konya'nın göz bebeği burası. Evet. Mevlana Türbesi. Beğendim yani ben şahsen. Evet. İlk defa geliyorum. İlk defa mı geldiniz? Evet. Ben de ilk defa geliyorum. Gayet güzel bence de ya. Nasıl bir ortam var? Bu kadar çok turist beklemiyordum açıkçası ama bu zamanda güzel. Yani beklediğimden daha güzel. Evet. Bence geç bile kalmışız yani turistleri gördüğümüzde falan böyle. Yani geç bile kalmışız. Belki buraya yakın olmasak, üniversiteye buraya yakın olmasak gelmeyecektik bile yani. Daha sonra gelecektik veya da iyi oldu gelmemiz, görmemiz. Evet değerli Köy TV izleyicileri. Hazreti Mevlana'nın türbesinde Türklerden çok yabancılar var. Şimdi onlarla söyleşi yapacağız. Neler hissediyorlar, duygularını öğreneceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Erol Soydemir. Tercümansınız, tur rehberisiniz. Evet, doğrudur. Peki sorar mısınız, Hazreti Mevlana'nın türbesi onlara ne gibi bir mistik hava verdi? Yani futari zamanı sisman deskede, kono konyano ne akıbı sıkan vane, futari zamanı totte va donna kotova kangaitemaska, kokoru nokutteri kotova. Subarashi.
すごいあのねものが古いのがそのまま残されてて。あの eskiden kalan çok mükemmel bir şey olarak hani bazı eserlerin burada bulunması bizde çok iyi duygular uyandırıyor. O yüzden biz her zaman burayı geziyoruz. Evet. Aynı şeyde beyefendinin de düşüncelerini alalım. Dosanu kanga ikeyama. Hai, watashi wa jibun no chichi ya haha no bukkyo. こちらのあのお寺のことを思い出しました。Ben diyor, benim ülkemde diyor şeyin diye babam ve annemin diyor mezarlarından dolayı diyor buraya geldim diyor. Onların şeylerini aklıma geldi. Çok diyor memnun oldum buraya gelmekte. Bir de buraya gider gitmez kendi ülkeme ve onların mezarlarını bir daha ziyaret edeceğim diyor. Evet, thank you very much. Evet. Browse. Thank you. Kafalı Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Kafalı ile beraberiz. Ömer Bey bize kendinize firmanızı tanıtır mısınız? Ben Ömer Kafalı. 10 senedir bu tohum işiyle uğraşıyoruz. 2 senedir organize yer yaptık. 4500 metrekare kapalı yerde tohum üretimi yapıyoruz. 10 çeşit buğday, 3 çeşit arpa üretimi yapıyoruz. Peki çiftçimiz tohum alırken nelere dikkat etmeli? Kaliteye dikkat ediyor tabii. İlk başta kalite yani. Kalite bir de çok verimli buğday arıyorlar. Bu sene biz bir de Alfa Tarım'la bayilini aldık. İnşallah Renan gibi buğdayla daha yüksek kalite olacak, daha yüksek verim olacak. Bu sene köylere dağıttık. İnşallah daha verimli buğdaylar getireceğiz yani. Deneme ekimleri yaptırıyorsunuz. Deneme tabii. Bu Renan buğdayı denemelerini yapıyoruz. Peki nasıl bir sonuç aldınız? Siz ne bekliyorsunuz? Yüksek verim bekliyoruz yani geçen sene. Kalite bakımından güzel, protein yüksek, indeks yüksek. Yani oldukça çok iyi netice bekliyoruz yani. Evet. Neticesi var zaten. Akşehir'in her bölgede ekilmiş de. Bir de ben Konya bölgesinde 5-6 çiftçiye ektirdim. İnşallah iyi randıman alacağız yani. Evet. Peki piyasada birçok tohum var. Değişik kalitelerde, değişik fiyatlarda. Yurt dışından gelen tohumların tercih sebebi mi oluyor yoksa yerli üretimlerde revaçta mı? Vallahi şu anda yurt dışı tercihti. Yerli üretimde vardı en fazla ağırlık yurt dışında yani. Yurt dışından geliyor. Fransa'dan geliyor. İspanya var. Rusya, Ukrayna var. Evet. Yani biz hepsi ön plana çıkmaya başlıyor ağır ağır yurt dışından. Peki kafalı tohumun hedefleri nelerdir? Bu sene, önümüzdeki sene ve diğer yıllarda ne gibi hedefleriniz var? Vallahi hedeflerimiz organize sanayiye bir depo yaptıracağız. Çelik suyla depo yaptıracağız. Bir de kapasitemizi bu sene gelecek sene yükseltiyoruz. Bu sene 3500 ton kapasitemiz vardı. Gelecek sene 5000 tona çıkacağız inşallah. Evet. Peki Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin tohumla ilgili yaşadığı problemler nelerdir? Bunlarla ilgili ne gibi çözümler ürettiniz? Vallahi problemler var yani. İlk başta bürokrasi var, bir fatura kesimi olayları var. Çok sıkıntılı, muhtara imzaya gidiyor, ziraat odasına gidiyor. Yani bırak biraz daha kolaylaştırsa olur. Bu sene bunun biraz sıkıntısını çektik. Bir de ofis protein alımına geçti bu sene. Biraz sertifikalı buğdaya talep azaldı. Köylü 500 bin lirada buğdaya borçada olunca köylü gitti kendi köyünden aldı. Bu sene sertifikalı buğday az kullandı. Bayağı sıkıntı çektik yani. Peki çözüm için neler yapılmalı? Vallahi çözüm için işte biraz proteine dikkat edecek çiftçi. Su gübresi kullanması gerekiyor. Çok yağmur yağdığında tarlada azot azalıyor. Onun için azot çok
yapması gerekiyor yani. Yağışları sürekli takip etmemiz gerekiyor. İsmil kasabasındayız ve yanımızda bir çiftçimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim ismim Hüseyin Demirayak. Yaklaşık çocukluğumuzdan beri çiftçilikle uğraşıyoruz. Prodem'i yaklaşık 3 yıl önce tanıdık. 3 yıl önce buğdaylarımızı, mahsullerimizi attığımız zaman güzel bir verim aldık. Konya ismi 2500 metrekare bir dönüm olarak geçiyor. Şu mısırın olduğu yerde ekinimiz vardı. Tam ölçmece 1830 kilo buğday kaldırdık. Artı bir de o günkü biçen biçer döver çok aşırı dökmüş. Döktüğü halde bir de onu katarsak yani bizim düşüncemize göre 2 ton kadar mahsulümüz oldu. Az ileride de bir arpamız vardı. Ona da bir suyla attık. Üzerine de bir tek su verdik sadece. 1600 kilo, çünkü bizim yüklediğimiz zaman direkt satılmaya gidiyor. 1600 kilo arpamız oldu. Benim babam 60 yaşında, bana dediği söz şuydu: oğlum benim yaşım 60, ben daha hayatımda böyle mahsul kaldırmadım diye ifade etti kendisi. Evet, şimdi buradaki uygulamayı izleyicilerimize anlatacağız. Bu bölgede yarısını kullandınız, Prodem organik gübreyi yarısını kullanmadınız. Buranın yarısı pancar söküldü, diğer tarafında da yonca söküldü. Doğru. Peki pancar sökülen yerle yonca sökülen yerdeki toprak yapısında ne gibi farklılıklar var? Şimdi yonca yeri dinlengin oluyor. Her yıl 3-4 defa sulandığı için, gübresi atıldığı için ve toprak karışmadığı için opuz gibi dinlengin oluyor. Dinlengin olduğu için de mahsule, yani bozulduktan sonraki mahsule çok güçlü bakar. Gübre az atılmasına rağmen. Bizim bu tarla 24 dönüm. Dönüm olarak bu tarlayı tam ortadan hakkı ikiye böldük. Yarısına iki defa Prodem Süper 5'li organik gübre kullandık. Yarısına normal kendi bildiğimiz usullerde gübreleme yaptık. Yalnız bu tarlanın tamamında altında ve üstünde gübreler eşittir. İkiye böldüğümüz zaman pancar, bir yarısında pancar, bir yarısında yonca vardı ektiğimiz zaman. Pancar yerindeki mısır, yonca yerindeki mısıra göre ikili birli oldu. Pancar yeri daha kısa, verimsiz oldu ilk zamanlar. Bu Prodem Süper 5'liği kullandıktan sonra tam fark 1,5 misli arttı. Yani yonca yeri güçlü dediğimiz yeri 1,5 misli geçti deriz. Bir de burada şimdi 3 tane bu tarafta, 3 tane de öbür tarafta var. Evet. Bunlardan sağ taraftaki Prodem Süper 5'lik kullanılmayan, doğrudur. Soldaki de kullanılan. İksas'taki farkı bize yorumlar mısınız? Ne gibi farklılıklar var? Valla yorumlarım derken görüyorsunuz yani. Diğer somaklar kısa ve cılız olmasına rağmen Süper 5'liği kullandığımız somaklar iri ve dolgun taneli. Evet. Yani buradaki kriter, yani mısır somakları hem uzun olması lazım, hem de içindeki mısırın dolgun olması lazım. Evet. Burada yakından da arkadaşımız çekiyor. Ya oran verecek olsak şimdi, yüzde kaç daha fazla ürün alıyorsunuz? Şöyle diyelim, normalde 1000-1200 kilogram normalde biz dönümde mahsul alıyoruz buğday adına. Tabii dönümü burada açıklayalım. Dönüm normalde Türkiye'de 1000 metrekareye bir dönüm deniyor. Ama Konya bölgesinde 2500 metrekare alana bir dönüm deniyor. Evet, evet doğrudur. Normalde bu köyümüzde genellikle minimum 600 kilo, maksimum 1400 kilo buğday kaldırılıyor. Ben bu yaşıma kadar ben de böyle bir şey görmemiştim. Yani. Yalnız bu gübreyi attıktan sonraki kaldırdığımız hasatta çok aşırı bir derecede mahsul kazancımız oldu. Normalde 1200 kilo en güzel şartta verdiğini düşünelim. Biz bunu dönümde 400 kilo falan daha fazla almış olduk. Yani yaklaşık %40 gibi. 30, evet, %40 gibi. Hani ben bu buğdaya yorursak hani 2 ton demiştim buğday. Yani orada daha fazla %50 oluyor hemen %60 oluyor. Ama ben normal şartlarda konuştum. Arpa öyle oldu. Normalde 1200 kilo verirken biz 1600 kilo ölçmece, yani tartmaca arpamız oldu. Çiftçi olarak ne gibi sıkıntılarımız var? Ne gibi problemlerimiz var? Neyin daha iyi olmasını istiyorsunuz veya memnun olduğunuz şeyler nedir? Duygularınızı şimdi, almak istedim. Tabii. Şimdi şöyle, çiftçi olarak bizim yetiştirdiğimiz ürünler maliyetli oluyor. Maliyeti yüksek oluyor. Mazot ve gübrenin
şu anki mazotun litre fiyatı 3730 lira. Şimdi 3990 olmuş. Evet, şimdi zam %4 gibi bir zam falan duyduk. Gübrenin şu anki taban gübrenin fiyatı 1700 lira. Bu peşin fiyatı tabii. Artık çiftçi şöyle bir şey, hani durumu zayıftır, gider vadeli aldığı zaman rakamlar daha fazla oluyor. O nedenle hani bizim çiftçi olarak mahsulümüz düşük para ediyor. Hani taban fiyatı diyorlar ki 650 bin liradan taban fiyatı açıklanıyor. Yalnız biz bunu ticaret borsasına mahsulümüzü götürdüğümüz zaman 400 bin lira, 450 bin liraya kadar düşürüyorlar mahsulün. Oradan da bizim döndürüp gelme gibi bir şansımız yok. Yani ne fiyat verirler? Ha, ne fiyat verirler? Ha, yani bizim buradan istediğimiz sadece şu, hani mazot ve gübrenin çiftçi adına girdilerin daha aşağıya çekilmesi. Artı bir de dediğim gibi hani düzgün bir buğday alıcısı mı diyelim? Borsanın evet, yani bir bize karşı bir hile olduğunu düşünüyorum yani. Açıklamada 650 bin lira diye, yani hasat yapılırken seviniyoruz, buğdayımız güzel para edecek diyoruz. Ama oraya gittiği zaman bize hani çok tabandan vuruyorlar, deyim yerindeyse yani. 450 bin lira diyor, şaşırıp kalıyoruz. Ama dediğim gibi yani dönüp gelme gibi hiçbir şansımız yok. Peki şu anda hasat zamanı sadece mısır ve pancar var. Doğrudur. Normalde uygulayıp da yani prodansiyel 5'i uygulayıp da hasat yaptın, işte buğday var, yonca var. Evet. Yani tüm bitkilerde kullanılabiliyor mu prodan? Tüm bitkilerde yani bizim İsmil kasabası olarak genellikle buğday, arpa, şeker pancarı ve mısır olduğu için sadece bunları da kullanıyoruz. Ya başka ürünler ekilirse onlar. Ekilirse yalnız ekilmediği için kullanılmadı. Bilmiyorum evet. O nedenle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, Prodem'de çiftçimizin yüzü gülmeye devam ediyor. Gülen yüzlerin çok olması için Prodem Süper 5'liğin herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Hatta biçim de, ürün toplarken de başında duruyor şimdi. Yani bir koli de alsa, 100 koli de alsa hiç fark etmez. Muhafaza surette araçlarımıza biniyoruz. Kim kullandıysa, bayileri diyoruz, kimlere kullandı. Örneğin bu çiftçimize onu tarlasına ziyaret. İşte kullanıldığı zaman taban gübresi ve üst gübre olarak nitelendirilen gübreleri %50 oranında azalttıklarını söylüyorlar. Evet, biz tabii söylüyoruz. Bu da bir gübre içerir. İçerisinde zaten o kullandıkları azotlar da vardır. Onun için masrafı azalsın diye %30, %40, %50 civarında bu gübreyi azaltın diyoruz yani. Yani oradan da ekstra bir tasarruf sağlamış oluyor. Zaten biz bunu şahit bıraktırıyoruz. Yani bir parçanın bir kısmını kullandırmıyoruz. Orayı devamlı takip ediyoruz yani. Peki Türkiye genelinde bayileriniz var mı? Hemen hemen Türkiye genelinde var. Yani hemen hemen doğudur, batıdır, Ege'dir. Hemen hemen Türkiye'nin her tarafında bayilerimiz vardır. Peki size bayi olmak isteyen birçok talep gelecektir. Bayilik kriterleriniz nedir? Şartlarınız nelerdir? Veya da herkes bayi olabilir mi? Bayi yapacağım arkadaş yanımda ziraat mühendisi bulunmak lazım bir. Bir de sevilen bir esnafımız olması, bir çevresi olan bir esnaf olması lazım. Bunlara dikkat veririz yani. Bir çiftçimiz bu ürünü talep ettiği zaman sizi mi arıyorlar, bayilerinizi mi arıyorlar veya sizden istediğinde siz onlara nasıl gönderiyorsunuz? Biz bayi yönlendiriyoruz. Arıyorlar çiftçi. Diyorsun mesela örneğin Adana'da bizim bayimizdir. Onun telefonlarını veriyoruz. Onları buluşturuyoruz yani. Bayi ile müşterinin, tüketicinin de buluşmasını sağlıyorsunuz. Ya biz de teknik konuda bayiden alıyor. Biz de diğer teknik kurumlarını biz kendimiz takip ediyoruz yani. Peki bu alanda yaşadığınız zorluklar var mı Ahmet Bey? Bu alanda yaşadığımız bir zorluklar yok. Allah'a şükür. Herkes memnun. Evet değerli Köy TV izleyicileri, şimdi yanımızda iki tane Hasan var. Ben dilek tuttum. İnşallah evet. Çok da güzel bir dilek tuttum sizler için de, evet. Kendimiz için de. İlk önce İnşallah. Sizi tanıyalım. Herkes için hayırlı olur. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Karaaslan, Karhın kasabası, köyüm, yerleşimim, çiftçiyim. Evet, hiç gurbete gittiniz mi? Aşağı yukarı hiç gitmedim sayılır. Devamlı buradasınız. Devamlı burada kaldık. Çiftçilik. Evet, çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Neler ekiyorsunuz? Genellikle pancar, buğday. Yılına göre bazen kabak. Evet. Bu yıl hasat nasıldı?
güzeldi maşallah. Bu sene bütün ürünler de güzeldi diyorsunuz. Her üründe yaklaşık olarak hem zahmet az oldu hem güzel verim oldu. O köyün ortalaması genelde maşallah çok güzel verim aldı yani. Suyun durumu, yağışın durumu, hava şartları düzgün olduğundan dolayı. Evet, kuraklık bu sene olmadı. Olmadı tabii. Hiç olmadı sayılır. Evet, çok güzel. Evet, solumuzdaki Hasan Bey'le tanışalım şimdi. Sizi tanıyabilir miyim? Ben de Karın Kasabası'ndan Hasan Sögen. 15 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Daha önceleri yurt dışında kaldım. Nerede bulundunuz? Hollanda'da, Almanya, İspanya buraları gezdim. Maşallah, Avrupa çok ülkelerde. Uğraştınız. Artı yurt, Türkiye içinde de çok gezdim. Buraları da esnafçılık yaptım. 15 senede Karkın'da çiftçilikle uğraşıyorum. Kaç dekar alanınız var? 72 dekar alanımız var. Peki Avrupa ülkelerinde devletin çiftçiye bakışıyla Türkiye'deki devletin çiftçiye bakışı aynı mı? Hiç aynı değil. Çok büyük fark var. Burada hiç bakmıyorlar. Oraya bakışım. Burada hiç çiftçiye bakan olmuyor. Çiftçinin problemleri çok. Ne gibi problemleriniz var şu anda göze çarpan? Mesela tarlaya ceren çekeceksin. Bana diyorlar kaç paran var? Peşin mi yapacaksın? Destekleme var, destekleme vermiyorlar. Bir para kredisi vermek için kefil istiyorlar. Efendim yer istiyorlar. Bütün zorluklar çıkartıyorlar. Orada öyle değil. Ne yapacaksın? Ben buraya ceren çekeceğim. Burada şunu kaldıracağım. Buranın ne kadarla şey olur? 100 bin euro. Tamam 100 bin euro yaptırıyor, veriyor sana. Sen ne ödeyeceksin diyorlar. Burada soruyorlar. Ben diyorum ayda 1000 lira. Orada da dese ki 1000 lira ödeyemem. Ben onlar hesaplarlar. Hayır sen 1000 lira ödeyemem. 499 lira 95 lira ödeyebilirim derler. O şekilde işte burada 1000 lira ödese 2000 lira ödeyeceksin derler. Burada bizim Türkiye'de. Orada burayla orası kesinlikle kıyaslanamaz yani. Burada evet, çiftçiye bakış az. Evet. Hatta hiç yok oraya bakışı yani. Orada adam verdiğin teminatı bakıyor. Hiçbir çıkarmadan geliyor kontrolünü de yapıyor. Ondan sonra tamam iş bitti. Yani burada bir dünya zorluk çıkıyor. İşte kefilin teminatını istiyor, sağlamlığını istiyor. İşte borç zaman aşımına uğraşıyor, borç takibatında bulunuyor. Yani bir dünya sıkıntısı var. Ama şeyde bu masrafı son... Masrafı çok ödüyoruz yani. Evet, son dönemde Kırsal Kalkınma adlı bir proje var ve projeden hemen hemen tüm köyler yararlanıyor. Siz memnun musunuz bundan? Kırsal Kalkınma'da mesela tarım aletleri alıyorsunuz. Devlet %50 hibe... Zaten o iş 2 yıldır gündeme geldi. Devletin şeyi. Onu da çoğu kişi yararlanamadı ya yani. Yararlanamadı mı? Yararlanamadı, çoğu kişi yararlanamadı bana göre. Peki kimler yararlanıyor? Vallahi şimdi kimler yararlanıyor derken işte... ekseri bundan yararlanıyor. Mesela atıyorum 10 dönüm, 20 dönüm mısır eksen veya ekin eksen onun teşvikinden ne olacak ki onun verdiğinden ne olacak? Yani zaten alamıyorsun sen ona güvenip alım yapamıyorsun. Varıp orada güvenip alamıyorsun. Yani tarlası çok olan zaten bunu parayla alabilir. Mühim olan dar gelirli olan insanlara yönelik olması gerekiyor. Muhakkak tabii muhakkak. Ha, onunla bir sürü zorluklarla karşılaştırıyorlar. Zaten bizim bütçemiz zayıf olduğundan dolayı o işe teşebbüsü demiyoruz yani. Bizim program olarak temel amacımız çiftçinin sorunlarını dinlemek. Memnun olduğu, desteklenmesi gereken projeleri de sunacağız ama köylünün şikayet ettiği sıkıntı oluşturan konulara da değiniyoruz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla hem motorinde hem de taban gübresi dediğimiz, üst gübre dediğimiz bunlarda daha ekonomik kullanan farklı ürünler var. Mesela siz yanılmıyorsam Prodem organik gübreyi kullanıyorsunuz. Ben Prodem 5'li seti Prodem'i kullanıyorum. Ben bunun birinci altına girdim. Yıllardan beri uyguluyorum. Bizim burası da suak bölge olduğu için bir mahsul eksiver uygulama yapıyorum. Çok güzel farklarını gördüm. Buğdayla fazlasıyla satıyorum normalinden. Mısırımı da gübreden de tasarruf yapıyorum.
Evet, Konya'daki çekimlerimiz devam ediyor. Konya'nın Yarma beldesinden bir çiftçimiz var. İlk önce kendisini tanıyalım. Yarma çiftçilerinden Muammer Akkoyun. Süper 5'liği kullandım. 3 yıldır kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Ay çekirdeğinde, buğdayda, kabakta ve yoncada kullandım. Buğdayda gözle görülür bir değişiklik gördük. Baharın ilaçla birlikte kullandık. Başak döneminde vardığım zaman tarlaya şöyle baktım, gözle görülür bir değişikliği gördüm. Bir attığım yerden aldım, atma yer bırakmıştım orayı deneme amaçlı. Bir de süper 5'liği atmadığım yerden buğday aldım. Köye getirdim, kardeşlerime gösterdim. Hangisinde fark görüyorsunuz dedim. Dediler bu iyi dediler. Şu taraftaki iyi dediler. O süper 5'li kullandığım yerdi. Ha, yoncada, yoncanın da tohumları iri oldu bu sene. Güzel verim verdi. Kabakta ise, kabakta son zamana kalmasına rağmen hasadın hiç çürüme olmadı. Çöküntü olmadı. İşleri dolgun oldu. Evet. Yani program süper 5'liden yani, çok istifade ettiniz. Evet, yani bunu cani gönülden söylüyorum. Faydasını gördüm ve bütün çiftçi kardeşlerime tavsiye ediyorum. Prodem süper 5'li kullanılmayan bitkiler nasıl bir kahvaltı yapıyor? Sabah zeytinle peynirle yapmış oluyor. Kuru ekmek, soğan. Kuru ekmek, evet. Kuru ekmek, Prodem soğan oluyor. Süper 5'li kullanıldığı zaman geniş teferruatlı bir kahvaltı. O zaman da göbek iyi oluyor. Evet. Evet sevgili seyirciler. Örnek bir çiftçimizle beraberiz. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor ve araştırıyor. Hangi ürün daha fazla kazandırır, daha iyi ürünü nasıl alırım? Bunun araştırmasını yaptı. Evet. Ve yüzümüz güldü. İnşallah. Güldü yani. Prodem Süper 5'li kullanan herkesin yüzü güler diyoruz. Güler. Tarımın başkenti Konya'dan söyleşilerimiz devam ediyor. Konya'nın tarım alanında lider kuruluşlarından Sürüm Tarım Makineleri Genel Müdürü Sayın Mustafa Bardakçı ile beraberiz. Mustafa Bey, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz Recep Bey. Teşekkür ederim. Mustafa Bardakçı. Firmamız 1967 yılında Hasan Hüseyin Bardakçı tarafından kuruldu. 44 yıldır da bugüne kadar hizmet ediyoruz. Yapmış olduğumuz makine yonca biçme makinesi. Yonca biçme makinesinin çeşitleri var. Ve ot toplama tırmığı çeşitlerimiz var. 15 kalem malımız var üretimimizde. Evet. Fabrikanız ne kadar bir alanda konuşlandı? 15 bin metre açık alanı, 15 bin metre arazi üzerine 8 bin metre kapalı alanımız var. 8 bin metrede faaliyet gösteriyoruz. Evet. Sürüm tarım makineleri olarak piyasadaki beklentiniz nedir? İhracat ve iç piyasa taleplerini karşılayabiliyor musunuz? İhracat ve iç piyasa taleplerini karşılıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bir üretim yaparaktan bir biz değiliz. Ama en iyi şekilde üretim yapan biz kendimiziz. Evet. Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Fas, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, İran, Romanya, Bulgaristan, Fransa buralara gönderiyoruz. Peki ihracat yaparken herhangi bir zorluk derecesi var mıdır? Prosedürlerde, uygulamalarda ne gibi farklılıklar var iç piyasayla dış piyasa arasında? Yok, hiçbir zorlama yok. Gayet memnunuz, gayet de iyi. Devletimiz de yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Bir sorunumuz yok. Evet. Kaç personeliniz var Mustafa Bey? 35. 35 personeliniz var. Peki sürüm tarım makineleri olarak Türk köylüsü, Türk çiftçisi neden sürüm tarım makinelerini tercih etsin? Sürüm tarım makinelerinin farklılıkları nelerdir? Sürüm tarım makineleri bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman taviz vermedi. Kalitesinin üstüne her zaman kalite ekleyerekten bugünlere geldi.
daim de kalite ekleyerek de gidiyoruz daima. Evet. Tabii ki sizin ürettiğiniz ürünlerin ürün yelpazeniz geniş. Evet. Arge çalışmalarınız her yıl yenileniyor mu ürünlerde? %50 Arge çalışmalarımız her yıl yenileniyor. Evet. Peki son olarak Türk çiftçisine, köylümüze, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ne gibi mesajlarınız var? Onlar bir ürün alırken nelere dikkat etmeliler? Öncelikle her ne ürün alıyorlarsa alsınlar. Öncelikle kaliteli ürünü alsınlar. Kaliteli ürünü tercih etsinler. Fiyatı yüksek diye tercih etmemezlik yapmasınlar. Ben her zaman kaliteden yanayım. Kaliteli ürünü tercih ederim kendim şahsen. Onların da kaliteli ürünü tercih etmelerini isterim. Tabii ki burada satış sonrası hizmetler de mutlaka çok önemli. Satış sonrası hizmet de önemli. Malın kaliteliliği de önemli. Her şey önemli. Evet. Tabii ki sürüm tarım makineleri alanında lider firmalardan birisi. İnşallah Türk köylüsünün hasatı, çalışmaları bereketli olur. Sizin çalışmanız bereketli olur. İnşallah, inşallah. Köy TV olarak bizden herhangi bir talebiniz, beklentiniz size var mı? Size de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memleket memleket geziyorsunuz. Vatandaşımızı, çiftçimizi, imalatçımızı her yeri gösteriyorsunuz. Her yöreyi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Konya Buğday Pazarı'nda vatandaşlarımızla söyleşi yapmaya devam ediyoruz. İyi günler diyorum. Sizden İyi günler. Mehmet Beycan, ziraat mühendisiyim. Özel sektörde sulama konusunda çalışmaktayım. Evet. Ziraat mühendisi olmanız bizim için tabii ki artı bir avantaj oldu şimdi. Tarım danışmanlığı sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Devletin tarım üzerine yapmış olduğu en iyi hamlelerden bir tanesi olarak görmekteyim. Sektörde bu sistemin kuruluşundaki gaye çiftçimizin bilgi birikiminin seviyesinin biraz daha arttırılması, bunun uygulamayla beraber çiftçiye gösterilmesi maksadıyla devletin gütmüş olduğu bir politika. Bunun verimli hale gelebilmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Sektörümüzde tarım danışmanlığının geçmişi 3-5 yıllık gibi bir zaman zarfı. Bu sektörde çalışan arkadaşlarımız genelde okulu yeni bitirmiş genç dinamik ziraat mühendisleri. Eğer bunlara destek çıkılırsa sektör içinde de birebir arazi şartlarında üretimi, bitki beslemeyi, toprak işlemesini, tarımın tüm unsurlarını onlarla beraber hem tecrübe ederek, uygulayarak bilgi birikimlerini hem kendileri arttırıp hem de çiftçinin bilgi seviyesini arttırma düzeyinde bir çalışma içine girerlerse tarımda üst noktaya gelmemiz için vazgeçilmez olur derim. Peki Sayın Tarım Bakanı Mehdi Eker şöyle bir beyanatı oldu. Artık çiftçi ile köylüyü ayırmak lazım. Sizce çiftçi kimdir, kime denir, köylü kime denir? Çiftçi köylü terimine bakarsak Türkiye'nin daha önceki verilerine baktığımızda %70'i tarım sektöründen kazanç elde eden bir kitleden oluşuyordu. Bu kitle şu anda oran olarak düşmeye başladı. Ufak işletmeler artık rentabilliğini yitirme seviyesinde. Büyük işletmeler ise tarımdan kayda değer karlar elde etme noktasında. Bunlar yatırım yapmakta zorlanmıyorlar. Çünkü bunların öz kaynakları geniş. Öz kaynakları olan ufak olan işletmeler ise biraz daha karlılığı yüksek olan meyvacılıkla ilgili veya intensif tarım dediğimiz girdinin çok olduğu, gelirin çok olduğu sebze tarımına yönlendirmek lazım. Evet, yani burada benim anladığım kadarıyla büyük alanlarda ekim yapan insanlara çiftçi diyoruz. Evet. Daha küçük alanlarda ekim yapan insanlarımıza da köylü diyoruz. Evet. Yani köylerin meyvecilikte, sebzecilikte iştigal etmelerini mi, devletin mi destek vermesi lazım bunda? Tabii devletin bu noktada bunları örgütlemesi lazım. Bunların örgütleri de en büyük örgütlenme şeyi birlikler. Birlikler kanalıyla
köylü ne üretirse üretsin, sıkıntısı üretimden ziyade pazarlamakta. Pazarlamakta sıkıntı elde ettiği için de sonuçta bir rentable, bir gelir düzeyine ulaşamamakta. Problemi buradan baktığımızda bunların ürününü pazarlama noktasında aktif bir politikanın içine girmesi lazım. Değerli seyirciler, Nero Tarım Şirketi Ortaklarından Ziraat Mühendisi Hasan Çetiner'le beraberiz. Hasan Bey, çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle Köy TV izleyicilerine buradan Konya'dan merhaba demek istiyorum. Bizim genel anlamda hizmete dayalı bir çiftçiye intikalimiz var. Bu tohumdan, sulamadan, bitki beslemeden hepsi bir arada hizmeti sunarsanız şu anda bir sonuca ulaşabiliyorsunuz çiftçi üzerinde. Biz sulamada güçlü Eurodrip firmasıyla, tohumda altın tohumla, sebze tohumlarında, şeyde de bitki beslemede de İSTAR ve Tarım 2000'le çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Bu konuda çiftçiye sadece mal satışı değil, bunun yanında danışmanlık ve hizmeti ekimden hasada kadar veriyoruz. Dolayısıyla çiftçimiz ve bayimiz arasında güçlü bir bağ oluşturmuş oluyoruz. Bunun dışında diğer firmaların Sincantan'ın pancar tohumlarını bölgemizde ektiriyoruz. Bu şekilde hizmetimiz evet. Var. Şimdi burada tabii ki söyledikleriniz çok önemli. Yani çiftçi farklı ürünleri farklı firmalardan almak yerine tüm ihtiyaçlarını sizden karşılayabiliyorlar. Öyle değil mi? Tamam. Tepeden tırnağa her konuda çiftçiye tohumdan hasadına kadar her konuda yardımcı oluyoruz. Bu kimi zaman telefonla, kimi zaman birebir tarla anlamında tarlasına giderek bayi kanalıyla veya birebir Nero'dan merkezden hizmet vermek şartıyla veya ziraat mühendisi arkadaşlarımızla intikal ediyoruz. Evet. Peki çiftçilerimizin hasatta yüzleri gülüyor mu? Özellikle bu sene çiftçilerimizin hasatta yüzleri gülüyor. Çünkü tabii tarımda bir tek olay yok verime etki eden. Bir sürü faktör var. Bu sene özellikle iklim de çok iyiydi. Ama bunun yanında işini bilen, ne kullanacağını bilen, tarlasını nasıl sulamayı bilen çiftçiler sayesinde muhteşem verimler var bu yıl. Evet. Bizim de tespitlerimizde çiftçimizin gerçekten yüzü gülüyor. Hem iklim şartları hem de kullandıkları ürünler bu konuda çok ciddi etki yaptı. Peki son olarak çiftçilerimize bir mesajınız var mı? Şöyle, çiftçilerimize önce bu bereketli yıl dan çok iyi kazanımlar diliyorum. Hayırlı yemek nasip etsin herkes için. Bunun dışında şunu söylemek isterim. Doğru ürün, kaliteli ürün ve hizmet alabileceği kurumlara, noktalara gitmeden istiyorum. Salkara iş yapmasınlar. Çünkü verimin esas şeyi bu, formülü bu. Peki bizden bir beklentiniz var mı Köy TV'den? Köy TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Köy TV gerçekten çiftçiye inebilen, çiftçiyle birebir tarlada firmalarla birlikte el ele vermiş bir kurum. Bu kuruma da hepimizin olduğu gibi çiftçilerimizin ihtiyacı var. Gözlerini Köy TV'den ayırmasınlar diyorum. Evet değerli Köy TV izleyicileri, Recep Cingöz'le Çiftçinin Gülen Yüzü Konya'daki çalışmalarına devam ediyor. Alanında Türkiye'nin en büyük firmalarından olan Erdirenler'de işte genel müdürü Sayın Emre Erdiren'le beraberiz. Emre Bey, teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum Recep Bey. İlk önce ben de hoş geldiniz diyorum Konya'mıza. Emre Bey, yeni fabrikanıza taşındınız. Çok güzel bir tesis yapmışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. İsterseniz sorularımıza başlayalım. Fabrikanızı tanıyabilir miyiz? 30 bin metrekare alanda 10 bin metresi kapalı alan olarak 70 personelimiz var. Bunların 5 tanesi mühendis kadrosunda, 3 tanesi kırmızı yakalı olarak çalışıyorlar. 70 kişiye istihdam vermekteyiz Konya'da.
Fabrika olarak ilk önce bizim Erdirener olarak dişli imalat, dişli ve dişli kutusu imalatı yapmaktayız. Ayrıca Ecamak tarım olarak da tarım çapa makinaları, motorlu çapa makinaları imal ediyoruz. Erdirenler Dişli hakkında bilgi alalım isterseniz. Erdirenler Dişli'yi kısaca anlatır mısınız? Erdirenler Dişli olarak dişli kutusu asıl imalatımız dişli kutusu. Pazar olarak Türkiye imalat tarım makinacı imalatçılarına dişli kutularını yapıyoruz. Bizim alternatifimiz olarak yurt dişi var. Yurt dişi ve biz Konya'da kapsamlı çeşit olarak daha doğrusu yurt dışından geliyor ya da bizim imalatlarımızı kullanılıyor. Tabii irili ufaklı imalatçılar da var bu konu hakkında. Fakat çeşit, kapasite, kalite olarak imalatçılar her zaman bizi tercih ediyorlar. Peki Erdirenler Dişli'nin pazar payı nedir? Pazar payı olarak Türkiye'nin %60'ına hitap ediyoruz biz. Ecemak çapa makinesi üretiyor bildiğimiz kadarıyla. Ecetrak da markanız. Ecetrak hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Ecemak olarak 7 çeşit makine yapıyoruz. Şu anda yeni makinelerimiz de Ar-Ge üzerinde çalışıyor. 7 çeşit makinenin üzerinde 12 beygir, 10 beygir, 8 beygir, 6,5 beygir olarak hobi nitelendirdiğimiz yarı profesyonel ve tam profesyonel makinalarla imal etmekteyiz. Tabii bunun yanında da çayır biçme makinaları da kendinden motorlu çayır biçme makinaları imalatına da girdik. Önümüzdeki senelerde de 20 beygire kadar normal traktör imalatına geçiyoruz şu anda. Çapa makinalarını kullanmak Türk çiftçisine neler kazandırıyor? Daha önceler çapa işlerini işçiler yapıyordu. 20 işçinin yaptığı işi bu makine bir saatte veya daha şöyle söyleyeyim daha kısa sürede, çok çok kısa sürede daha kaliteli ve daha çabuk yapıyor. Biz bu ürünlerimizi Türkiye genelinde 300 bayimizle, Türk çiftçisiyle paylaşıyoruz. Evet, Erdirenler Dişli Genel Müdürü Sayın Emre Erdirenler'e çok teşekkür ediyoruz. Firmasını bize tanıttı. Çalışmalarına da başarılar diliyoruz. Değerli Köy TV izleyicileri, Konya'daki söyleşilerimiz, ziyaretlerimiz devam ediyor. Konya deyince akla ilk önce Konya'nın o meşhur güzel yemekleri gelir. Konya'da da bu alanda üstad bir firma Cemo'yu ziyaret ettik. Cemo'da ne gibi yemekler var, Konya'nın yöresel yemekleri nelerdir? Bunları hep beraber sizlerin beğenisine sunacağız. Evet, Cemo'nun genel müdürü Gökhan Karamercan'la beraberiz. Kendisi hem Konya'nın yöresel güzel yemeklerini anlatacak hem de kendisi hakkında bilgiler alacağız. Gökhan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kendisi tanıtır mısınız bize? 1984 Konya doğumluyum. Babamla amcamın kurduğu Cemo restoranlarının ikinci nesil olarak işin başındayım. Evet. Peki Cemo'nun kaç şubesi var Konya'da? 3 şubesi var. Bir düğün ve toplantı salonu var. Konya'ya hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Kapıda da girişte gördüm birçok ünlü sizi ziyaret etmeden Konya'dan gitmiyor. Biz de geldik şimdi çekim yapmak için. Konya'da tercih edilen bir marka olmanızın temel sebebi nedir? Temel sebebi iş disiplini, temizlik, hijyenik ve lezzet
lezzeti ön planda tutmamız ve kendimizin işin başında olmamız bize başarıya başarı katıyor. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi yemeklerimiz de burada hazır sevgili seyirciler. Tabii sizin karşınızda ben sınavınıza tadacağım. Hanım da devamlı şikayet ediyor. Burada rejim yapıyorsun ama Konya'ya gittiğin zaman kilo yapıyorsun diyorlar. Ne yapalım, bu güzellik karşısında yemek yememek mümkün değil. Evet, ilk önce isterseniz sağ taraftan başlayalım Gökhan'cığım. Peynirli böreğimiz 4 çeşit peynir kullanır Cemo peynirinde. Çok kalitelidir peynirlerimiz. 4 çeşit peyniri harman yaptıktan sonra onu orantılı bir şekilde harmanlarız. Etli ekmek gibi pişme süresi vardır. Fırına çıktıktan sonra üzerine tereyağı kullanırız. Müşteriye servis ederiz. Evet, öbürkünü tanıyalım. Bu bıçak arası. Elle doğrarız. Bu tamamen el emeğidir. Ustalarımız bunu iki bıçak arasını dediğimiz iki bıçaklarla arasında doğrarız. Güzel bir Konya'nın meşhur bıçak arası. Ya doğru. Et kıyma haline getirilmiyor, bıçakla mı eziliyor? Tabii. Evet, bayağı meşakkatli bir şey. Tabii, dananın büftek etinden. Bunu bıçak arası haline getiririz, müşteriye servis ederiz. Tamamen el emeğidir. Evet. Bu Konya'mızı en meşhur yemeği, etli ekmeğimiz. Evet, etli ekmeğin tarihi de var. Etli ekmeğin tarihi çok eski. Etli ekmeği bir tanıyalım sizden. Biz 180 gram hamur, 100 gram et ve 100 gram sebzeden tırnakçı dediğimiz usta bunu tamamen özenli bir şekilde harman eder. Tuzunu etin durumuna göre ayarlar. Dinlendirdiğimiz beze hamurunu tırnakçı dediğimiz usta tamamen eliyle açar, inceltir, inceltebildiği kadar inceltir, uzatır. Ve kürekçi dediğimiz usta küreğiyle bunu ateşin önünde pişirir, şişirir, koltukta pişirir. Evet. Koltukta çıkar, çıtır çıtır. Konya'mızın en meşhur yemeklerinden bir tanesi. İlk başta gelen etli ekmeğimizdir. Peki bu etli ekmeğin bir de şey var, patenti var değil mi? Konya Lokantacılar Odası etli ekmeğimizin dünya coğrafyasında patentini aldı. Uzunluğu 90 santim, eni 20 santim olan Konya etli ekmeğinin birinci özelliğidir. Bunun haricinde son zamanlarda Türkiye'ye de yayıldı. İnce uzun işte kesmeden etli ekmek yapıyorlar. Sınırları aşıyorlar boy azamisini. İşte 1,5 metre, 2 metre insan boyuna göre etli ekmek yapıyorlar. Bu etli ekmek değil. Bu pide bir çeşididir. Evet, bunun standardı 90 standardı santim. Standardı 90 santim, eni 20 santim olan Konya etli ekmeğinin özelliğidir gördüğünüz gibi. Evet. Biz ülkemizin değişik güzel yörelerini dolaşıyoruz. Birçok yerde ben görüyorum Konya etli ekmeği ama dediğiniz gibi çok abartı boylarda. Şimdi yerinde yemek lazım. Evet. Konya'da etli ekmek yiyeceğiz. Etli ekmeği de Cemo'da yiyeceğiz. Değil mi? Tabii. Güzel. Bu arada reklamımızı da yaptık sevgili seyirciler. Evet, bunun yanında tridimiz var. Tridimiz bizim aslında yöresel düğün pilavlarından bir gün önceden gece herkesi değil de insanların düğün yapan gelin ve damat birinci derecenin akrabalar bir gün önceden gelir. Tandır ekmeği. Normal bir pideden yapılmaz bu. Tandır ekmeğini kuruturuz, bayatlatırız. Ondan sonra özenli hazırladığımız et ve kemik suyu onunla ıslatırız. İçerisine işte soğan, domates, pişmiş domates, biber, maydanoz, sumak, bol sumakla, bol tereyağıyla servis ederiz. Bu da son zamanlarda, tridimiz aslında çok güzeldir. Son zamanlarda bu daha çok biraz daha restoranlara da girmeye başladı talep üzerine. Evet, normalde bunu gariban yemeği diyorlar değil mi? Normalde fukara yemeği diyorlar, evet. Papara diyorlar. Evet. Evet, yanında da Konya et... Neydi bunlar? Fırın kebabı. Fırın kebabı, evet. Bu Konya fırın kebabımız çok özenle 6 saat, 6,5 saat gibi bir sürede pişer. Kebapçı ustamız sabah 5'te gelir. Öğlen 11'e, 11.30'a hazır etmek için bunu özenle kendi yağında hiçbir katkı yağ olmadan etin kendi yağıyla yavaş yavaş fırın içerisinde pişirir. Çok, bu da Konya'mızın ilk başta gelen yemeklerinden bir tanesidir. Konya fırın kebabı. Evet. Biz Ankara'da bunu tandır kebabı olarak biliyoruz ama o farklı bir şey değil değil mi? Aslında fırın kebabı orijinali. Bu fırında pişer. Ankara'da tandır kebabı aslında tandır kebabı biraz daha doğu tarafının yemeğidir. Tandıra, toprak tandırın içerisinde pişirilir, leğenlerde ağzını kapatırlar. Ankara'da dediğiniz tandır kebabı dediğiniz aslında bu fırın kebabıdır. Evet. Ve çok ciddi bir müşteri kitlesi var. Çok ya biz bayağı uzun mesafeden sırf bu kebabı yemek için gittiğimi çok hatırlıyorum. Tarihçesi etli ekmek kadar eskidir. Evet. Peki Konya'yı ziyarete gelen misafirlerimiz, ülkeden, yurt dışından çok ziyaretçi var. Genel kanaatleri nedir? Yani Konya yemeklerine özel bir damak tadı oluştururlar mı? Şimdi bizim insanlarımız hamur ve et bir arada vazgeçilmez bizim Türk toplumunun yemeğidir. Hamur ve etin bir arada olması. Bunun içerisinde de en lezzetli olan, daha önce de bunun araştırması yapıldı işte Türkiye'deki pidecilerdi. Bunun en başında gelen Konya etli ekmeği oldu. İçerisindeki sebze oranı, etin
Biz bunu dananın kaburga boşluğundan etinden alıyoruz. Tamamen kuzu eti gibi bir et. Araştırmalarda etli ekmeğin Konya genelindeki bütün pide çeşitlerinde en önde geldiği bu resmi kayıtlarda açıklandı. Yemek siz de şimdi biraz sonra yersiniz, tadına bakarsınız. Bakalım sizin yorumlarınıza ne diyeceğiz, bakacağız. Ben Konya'ya her geldiğimde camıya muhakkak uğruyorum. Çünkü özel bir damak tadı oluştu bende. Ama bir de sevgili seyircilerimiz için bunu tadacağız. Çok güzel yemekler var sevgili seyirciler. Yani Konya'nın, Hazreti Mevlana'nın burada olması, Konya'nın yöresel yemekleri Konya'ya farklı bir güzellik katıyor. Ama Konya gerçekten inanılmaz gelişmiş bir şehrimiz. Şimdi isterseniz yemeklerimizi bir tadalım. Evet, Konya'da Cemo'da yemeğimizi yedik. Çok güzel yemekler bize ikram ettiler. Cemo'ya değerli genel müdürü Gökhan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Recep Çingöz'de çiftçinin gülen yüzü çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta yeni bir konuğumuz var. Lidya Danışmanlık. Lidya Danışmanlığı'nın genel müdürü ve sahibi Sayın Osman Aslan'la beraberiz. Osman Bey, teşekkür ederiz biz kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Firmamızı tanıtma imkanı verdiğiniz için. Hoş geldiniz. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Osman Aslan. Osman Aslan, firma sahibiyim. Lidya Danışmanlık firması danışmanlık hizmeti vermektedir. Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma, diğer hibe konularında proje, yazma ve uygulama hizmetleri vermektedir. Lidya Danışmanlığı tanıyabilir miyiz? Faaliyet alanları nelerdir? Lidya Danışmanlık firması, Tarım Bakanlığı, Kırsal Kalkınma, Türkiye'de 26 ilde faaliyet 26 bölgede faaliyet gösteren kalkınma ajansı hibeleri, 19 ilde faaliyet gösteren İPART Tarım ve Kırsal Kalkınmayı destekleme programları, yatırım teşvik belgeleri, marka patent konularında faaliyetini sürdürmektedir. Hibe programı bölgede göre mi açıklanıyor? Hangi faaliyet alanlarında hibe programları var? Hibe programları bir tebliğinin yayınlanmasıyla ve başvuru rehberinin yayınlanmasıyla ilk faaliyetine başlar. Kalkınma ajansları Türkiye'de 26 bölgede kurulmuş ajanslardır. Devlet Planlama Teşkilatı adı altında faaliyetini gösterir. Her bölgenin kendi master planındaki yaptıkları çalışmaya göre dönem içerisinde hibeye çıkarlar ve bu hibe neticesinde yayınlanan programa göre de mali destek sağlanır. Buna kamu kurum kuruluşları da müracaat edebilir dönem içerisinde. KOBİ'ler de müracaat edebilir. Şahıs firmaları da müracaat edebilir. Bu tamamen rehbere bağımlı olarak faaliyetini sürdürür. Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan hibe programı da bugüne kadar 6 etap uygulaması yapıldı. 7. etapında tahminimize göre Şubat-Mart ayı içerisinde tekrar hibe programına çıkacağını düşünüyoruz. 81 ilde faaliyetini sürdürür. Tarım il müdürlükleri aracılığıyla devam eder. Yine bir tebliğ ve rehbere göre müracaat edebilirler. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik öncelikli konularıdır. Çalışmaları bu şekilde sürdürür. Yatırım teşvik belgesi ise eski Hazine Müsteşarlığı, şimdiki ismi Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla vergi muafiyeti, KDV muafiyeti, yer tahsis gibi konularında, SGK hisse oranı indirimi, faiz desteği indirimi konularında şirketlerin destek almasını sağlar. Bunda ise herhangi bir ekonomik maddi yardım değil, harcayacağı yardımdan destek almaktadır. Yani faturanın KDV'sini ödemez alacağı makinalarda. En basit tabiriyle budur. İPART dediğimiz kurum ise Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu üzerinden faaliyetini sürdürür. Şu anda 19-21 il arasında faaliyetini sürdürüyor. Öncelikli konuları hayvancılık sektörüne ağırlık verdiler. 19 il ikinci çağrı döneminde, 21 il üçüncü çağrı döneminde destek veriyor.
Bunlar da yine belirli bölgelerde faaliyetini sürdürmektedir. Çiftçilerimiz, yatırımcılarımız hibe programından yararlanmak için ne gibi bir yol izlemeli? Çiftçilerimiz öncelikle profesyonel danışmanlık hizmeti almalılar. Her önüne gelenle çalışmamalılar. Çantacı diye tabir ettiğimiz kişilere rağbet etmemeliler. Ben bunu hazırlarım, yaparım, %100 çıkartırım diyenlere önem vermemeliler. Şu anda açıklanmış ve yakın zamanda açıklanacak hibe programları nelerdir? Çiftçilerimize bu konuda hangi müjdeleri vereceksiniz? Şu anda kalkınma ajanslarının dönem içerisinde hibe programları açık. Örnek Baka Kalkınma Ajansı yeni hibeye çıktı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı hibede. Zafer Kalkınma Ajansı yakın dönemde hibeye çıkacak. Kalkınma ajansları yılın belirli dönemlerinde devamlı hibeye çıkmaktadır. Konuları rehberine göre yayınlanmaktadır. Mart ayı itibariyle de beklentimiz Tarım Bakanlığı 81 ilde soğuk hava depo yapımı, çelik silo tesisi kurulumu, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi konusunda destekler, mezbahane yapılması. Bunlar yeni yatırım da olabilir. Var olan yatırımın ekonomisini güçlendirmek, kapasitesini arttırmak, teknolojisini yenilemek adına da olabilir. Yarım kalmış olan tesislerin tamamlanmasına yönelik de olabilir. Et işleme, süt işleme keza yine aynı şekilde. Yani tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması adı altındaki tüm yatırımları içerir. Çiftçilerimiz, yatırımcılarımız hibe programına müracaat edecekleri zaman hangi yolu izlemeliler? Öncelikle iyi bir hazırlık dönemi geçirmeliler. Bir rehber var, bir müracaat taslağı var. Onlara uyup uymadıklarını iyi araştırmalılar ve onun için gerekli olan altyapı hazırlıklarını tamamlamalılar. Gerekli belgeleri tamamlama yolunu seçmeliler. Evet, Recep Çingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü Lidya Danışmanlığı ziyaret etti. Çiftçilerimizin, yatırımcılarımızın yatırım yapacakları zaman devletin ve birçok kuruluşun vermiş olduğu teşvikler hakkında bilgiler aldık. Recep Çingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü, Türkiye'nin parlayan yıldızı Anadolu Hidroliği ziyaret etti. Anadolu Hidroliği'nin üretmiş olduğu Türkiye'nin tek belden kırmalı traktörü Karınca Traktörü üzerinden sizinle sohbetimize başlıyoruz sevgili seyirciler. Türkiye'de bir ilk olma özelliği var ve yanımızda firma yetkililerinden Sinan Bey var. Evet Sinan Bey, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sinan Taş, makine mühendisiyim. Aynı zamanda traktör Ar-Ge ile ilgileniyorum. Anadolu Hidrolik bünyesinde uzun zamandır hizmet ediyorum. Bu belden kırmalı traktörü bize anlatır mısınız? Nedir, ne işe yarar? Şimdi belden kırmalı traktörümüz manevra kabiliyeti sayesinde diğer benzer bundan daha büyük traktörlerle kıyaslandığı vakit çiftçimize tarımda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 26 beygirlik bir motora sahiptir. İki çeker, aynı zamanda dört çeker olarak da kullanılabilmektedir. 965 mm iz genişliğine sahiptir. Peki, belden kırmalı traktör Türkiye'de ilk yerli üretim dedik. Muadilleriyle arasında ne gibi farklılıklar var? Muadilleriyle şöyle kıyaslayabilirim. Fiyat olarak büyük avantajı var. Ne kadarlık bir avantaj var? Yani karınca traktörü alan bir çiftçimiz ne kadar daha az para ödemiş olacak muadillerine nazaran? Şöyle söyleyebiliriz, yaklaşık muadille kıyaslandığı vakit 10.000 TL kadar bir avantajı olacaktır. Yani yerli üretim, Türkiye'nin üretmiş olduğu ilk yerli belden kırmalı traktörü alan bir çiftçimiz 10.000 lira karla başlayacak. Kesinlikle evet. Bu 10.000 halihazırdaki otomotiv sektöründeki fiyatları da göz önünde bulundurduğunuz vakit karınca traktörün diğer traktörlerle kıyaslandığı çok cazip olduğunu söyleyebilirim. Sinan Bey, karınca traktör nerelerde kullanılıyor? Karınca traktör bağ, bahçe, dağlık arazilerde kullanım kolaylığı sağlamakta.
Peki karınca traktörün Türkiye'de bayilikleri var mıdır? Bayilik çalışmalarınız başladı mı? Bayilik çalışmalarımız başladı. İlgilenen Türkiye'den de şu anda ciddi şekilde yoğun talepler almaktayız. Ama kalitenin, AHS'nin kalite anlayışına uygun kişilerle çalışmak istiyoruz. Peki yurt dışına ihracatınız var mı? Yurt dışına ihracatımız vardır. Yurt dışına ihracatımız ilerleyen dönemlerde gittikçe artacaktır. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Anadolu Hidrol'ün üretmiş olduğu o kadar çok ürün var ki bunların hepsini tanıtmak için zamanımız maalesef yetmiyor. Bu nedenle belli başlı ürünlerini tanımak üzere AES standına gidiyoruz. Anadolu Hidrol'ün üretmiş olduğu ürünler hakkında bilgi almak üzere Fabrika Üretim Müdürü Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Adım Mustafa, soyadım Arıcı. Anadolu Hidrolik firmasında 3 senedir üretim müdürü olarak görev yapmaktayım. Ne gibi ürünleriniz var? Ürünleri bir çırpıda sayacak olursak, çünkü çok ürününüz var. Neler var? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi birçok ürününüz mevcuttur. Saymak gerekirse bunlardan başlıca hidrolik valfler, yön denetim valfleri, basınç kontrol valfleri, traktörler için hidrolik direksiyon sistemleri, hidrolik pompa, endüstriyel ve traktör amaçlı hidrolik pompa imalatımız var. Traktör yedek parçası olarak dengeleme grubu ve birçok yedek parça mevcuttur. Özel silindir imalatımız mevcut. Traktör grubu ve ağır vasıta grubu rot üretimimizde bulunmaktadır. Tabii bunun yanında birçok ürün var. Peki fabrikada kaç kişi çalışıyor? 225 kişi şu anda çalışmakta. Bunlardan yaklaşık 15 mühendis ve 15 civarı da teknik ekip bulunmakta. Recep Çingöz'de çiftçinin gülen yüzü çiftçilerimizin her türlü sorunlarını aktarmaya devam ediyor. Siz değerli seyircilerimizden gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarımız devam edecek. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık diyorum.